Merhaba arkadaşlar. Kitabınızın 207. sayfasındaki değerlendirme sorularına devam ediyorum. 9. sorumuz şöyle. Yukarıdaki koordinat sisteminde çözüm kümesi boyanarak gösterilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada birinci doğru şu sağ yatık olana bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar x ekseni şurası y ekseni de şurada kesmiştir bu. Peki ne yapıyordum? Bir önce denklemimi oluşturayım x yazıyorum. x'i x'i kestiği noktaya bölüyorum. Yani 4'e bölüyorum arkadaşlar. Artı y'yi yazıyorum ve y'yi kestiği noktaya bölüyorum. Eksi 2. Bunları topladığımda 1'e eşit olması gerekiyor. Formülüm bu arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela arkadaşlar şöyle diyelim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ile eksi başında eksi 1 bölü 2 ve arkadaşlar 1 bölü eksi 2 aynı şeylerdir. Doğru mu? Görünebildi mi bilmiyorum. Peki buradan arkadaşlar ben şöyle yazsam olur mu orayı? x bölü 4 eksi y bölü 2 diye yazabilirim. 1'e eşitmiş. Paydalarını eşitlediğimde x bölü 4 eksi 2y bölü 4 1'e eşitmiş. Ortak paydada yazdığımda arkadaşlar x bölü eksi 2y bölü 4 1 buradan da x eksi 2y eşittir 4 çıkar. Arkadaşlar şimdi eşittir 4 çıktı. Burada e, ben biliyorsunuz bu bir eşitsizlik olduğu için hemen bakıyorum. Yukarısı taranmış değil mi? Yani orijin noktasından geçiyor bu taralı yer. Orayı da kapsıyor. Orijin noktası neydi? 0'a 0 noktasıydı. Bu ne demek? X'e de 0 ver. Y'ye de 0 var. Bir bak bakalım. X'e 0 verdim. Y'ye de 0 verdim. Burası 0 oldu. Arkadaşlar 0 4'ten küçük mü? Evet küçüktür. O zaman diyorum bu eşitsizlik küçüktür 4 diyorum. Eşitlik yok. Neden? Çünkü kesik çizgiyle göstermiş arkadaşlar. Oluşturduğum eşitsizlik şu. X eksi 2Y küçüktür 4. Bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Sola yatık olana. Burada arkadaşlar bakın. X'i hangi noktada kesmiş? Eksi 2'de. Y'yi eksi 2'de. Yani X bölü eksi 2 artı Y bölü eksi 2 eşittir 1 diyorum. Burada da arkadaşlar ikisinin paydası da eşit olduğu için X artı Y bölü eksi 2 eşittir 1'den. Şöyle diyelim. Onu da şuraya yazalım. X artı Y içler dışlar çarpımından x 2 eşit oluyor. Peki arkadaşlar yine bu da gördüğünüz gibi yukarısı taranmış. Yani orijin sağlıyor. Yani x'i 0, y'ye de 0 verdiğimde burası 0. x 2'den nedir arkadaşlar? Büyüktür sağladığı için. Büyüktür ama bu kesik çizgi değil düz ile gösterildiği için ben buna büyük eşittir diyorum. Tamam mı? Yani ikinci denklemimde şu oluyor. Eşitsizliğimde şu oluyor. X artı y büyük eşittir. Eksi 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu arıyorum şıklardan. X artı Y küçük eşit demiş. Eledim. X artı Y büyük eşit. Eksi 2 olacak. Eledim. X artı Y büyük değil. Büyük eşit olacak. X eksi Y demiş. X artı Y olacak. X artı Y büyük eşit. Eksi 2. Diğerine bakalım. X eksi 2 Y küçüktür 4. Evet gördüğünüz gibi zaten bir tek bu şık kaldı. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. 2A3B4 basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünüyor ve 5 ile bölümünden 4 kalanını veriyor. Buna göre anın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi önce 5 ile bölünebilme durumuna bakalım. Çünkü o birler basamağını etkiliyor. Yani normalde bu sayımız 5'e bölünebilseydi şöyle olması gerekiyordu. 2A3 0 ya da 2A birler basamağının ya 0 ya da 5 olması gerekiyor ki 5'e tam bölünebilsin. Ama bu 5'e tam bölünememiş. 4 kalanını vermiş. Demek ki bu sayımızın birler basamağı şurada 4 artırdığımda 4 kalanını vermesi için birler basamağının 4 olması gerekiyor. Burada da 4 kalanını vermesi için birler basamağını 4 artırdığımda 9 olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki şimdi ne diyordu bir de? 9'a kalansız bölünebiliyormuş. Yani rakamlarını topladığımda 4, 3 daha 7, 2 daha 9 artı A 9'un katı olmalı. E, zaten şurası 9. 9'un katı o zaman a'ya ne kalıyor? 0 verebilirim. 9 verebilirim. Orada 9'un katı olması gerekiyor. Bunlar olacak. Ve arkadaşlar 18 veremem a'ya. Çünkü a bir rakam şurada. Peki gelelim diğerine. Burada da rakamları topladığımda 9, 3 daha 12, 2 daha 14 artı a'nın 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 14'ten büyük 9'un katı ne var? 18 var. Yani buraya 4 verebilirim 18 olması için. Bir de yine arkadaşlar artırırsam rakam değil sayı olur. Demek ki A'nın alabileceği değerler neler arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 0, 9 ve 4 var. Bunların toplamını soruyor bana. 9, 4 daha nedir? 13'tür. Yani cevap 5 şıkkı. Evet şimdi gelelim 11. sorumuza. 24 litre zeytinyağı, 16 litre ayçiçek yağı ve 40 litre fındık yağı karıştırılmadan eşit hacimli şişelere hiç artırmamak koşulu ile doldurulacaktır. En az kaç şişe, ihtiy şişe ihtiyacı vardır? Bunun epop ya da sorusu olduğu belli arkadaşlar bizim burada karar vermemiz gereken epop mu ekok mu e, mantığını anladıysanız hiç sorun yok ama ben yine de bir pratik yol göstereyim size şimdi zeytinyağına ayçiçek yağı bu yağları ben ne yapıyorum arkadaşlar şişelere parçalıyorum. Parçalamak demek bölmek küçültmek demek o zaman ne kullanacağım ee, bölen yani en büyük ortak böleni kullanacağım evo bu kullanacağım arkadaşlar burada eğer ki birleştirseydim parçaları vermiş benden daha büyük bir şey yapmamı istiyorsa o zaman da Kat. Kat büyütmek demek ya. Ekoku kullanacaktım. Şimdi bu soruda onu belirledik. Ebob. Çünkü şişelere küçük parçalıyor. Bölmek demek. Ebob en büyük ortak bölen. O zaman 24'ün, 16'nın ve 40'ın ebobuna bakalım. 2 ile başladık. Böldü mü? Hepsini böldü. Yanına işaret koyalım. 2'ye böldük. 6 arkadaşlar. 4 ve 10. Hepsini böldü. Yanına işaret koyalım. 2'ye böldük. Tekrar 3 2 ve 5 oldu. Bu da hepsini böldü. Bundan sonra artık devam edebilirim ama sayılar farklılaştı ya artık ortak bölen yani hani ortak 2 hepsini bölmez, 3 hepsini bölmez, 5 hepsini bölmez. Yerimde kalmadığı için şu şekilde bıraktım. E bu arkadaşlar. O zaman ne diyorum? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 diyorum. Demek ki bunlar 8 litrelik şişelere doldurulacaklar. Şimdi elimde 24 litre zeytinyağı var. O zaman zeytinyağını 8 litrelik şişelere böldüğümde kaç şişe elde etmiş olurum? 3 tane şişe ye ihtiyacım var. Peki 16 litrelik ayçiçek yağını yine 8 litrelik şişelere böldüğümde buradan 2 şişede ayçiçek yağı oluşur. 40 litrelik arkadaşlar fındık yağını da 8 litrelik şişelere böldüğümde buradan da 5 tane şişe oluşur arkadaşlar fındık yağı dolu olan. Peki toplam kaç şişe elimde oluştu? 5 6, 7, 3 daha 10. 10 tane şişeye ihtiyacım varmış derim ve cevap C şıkkıdır derim arkadaşlar. Gelelim 12. sorumuza. Bir lokantaya giden Elif'in 20 lirası, Mert'in 15 lirası ve Mutlu'nun 25 lirası vardır. Bu üç arkadaş 48 liralık hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa Mutlu kaç lira öder diyor. Arkadaşlar şimdi doğru orantılı dediği için... Bakın doğru orantılı dediğinde ne yapıyorduk? E, Elif diyoruz 20 kadar ödemiştir Mert 15k kadar ödemiştir mutlu da arkadaşlar bu Mert olsun da bunu şu şekilde gösterelim 25k kadar ödemiştir Bunlar toplam ne kadar ödemiştir 22 15k 25kyi topladığında toplam 48 lira ödemiştir. peki 20 15 daha 35 25 daha 30 40 50 60 k oluyor arkadaşlar. buradan 60 k 48'miş. her iki tarafı 60'a böleyim k'yi bulayım. k de buradan 48 bölü 60 çıkar. E, kaça bölünür arkadaşlar? 12'ye bölebilirim. 12'ye böldüğümde 4 12'ye böldüğümde 5. yani k dediğim şey 4 bölü 5 çıktı. Peki bana neyi soruyordu? Mutlu diyordu. Mutlu arkadaşlar 25K idi. Bu kadar para vermişti. 25K demek 25 çarpı K yerine 4 bölü 5 yaz demek. 5'ler sadeleşti. 5 kaldı. 5 kere 4'ten 20 lira vermiş mutlu. Yani cevap değişik kıdır diyoruz. Peki şimdi gelelim arkadaşlar 13. sorumuza. Şeker oranı yüzde %40 olan 70 gram şekerli su karışımına 27 gram şeker ve 28 gram saf su ekleniyor. Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Arkadaşlar karışımımız 70 gram şekerli su. Bunun yüzde %40'ı şekermiş. yüzde %40'ını nasıl buluyorum? 40 bölü 100 ile çarpıyorum. Şu şekilde gösterdim. Şöyle sıfırlar gittiğinde 7 kere 4 28. Demek ki 28 gramı arkadaşlar neymiş? Şekermiş. Şimdi 70 gram şekerli suyun 28 gramı şeker arkadaşlar. Peki sonra diyor ki devam ediyoruz. Ee, buna bu karışıma 27 gram şeker ve 28 gram su ekleniyor. Yani 27 gram şeker ekledim. Bakın şeker miktarı da arttı. 28 gram da su ekleyince şeker miktarında değişiklik olmaz. Yeni karışımım kaç gram olur arkadaşlar? 8-7 daha 15 elde var bir. 4 bir delde 5 7 ile toplu arkadaşlar kaç oluyor 125 gram karışım var bu karışımın ne kadarı şeker bakın 27 de şeker eklenmişti 8 7 daha 15 elde var 1 2 2 4 bir delde 55 oldu 55 gramı şekermiş tamam mı 125 gram karışımın 55 gramı şekermiş. Bana neyi soruyor? Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Yeni karışım yüzde 125 pardon. Bunun yüzde kaçı yani yüzde x'i olsun yüzde x'i şekermiş yani 55 gramı tamam mı yüzdesinde bu şekilde bul buluyoruz 100 125 gram karışımın yüzde kaçı 55 gramdır şekere eşitmiş ya peki sadeleştirme yapalım bu çarpım durumunda olduğu için 5'e böldüm 11 5'e böldüm kaç oluyor arkadaşlar 25 oluyor 25'e böldüm 1 25'e böldüm 4 burada x bölü 4 11'e eşitmiş İçler dışlar çarpımından x'in 44 olduğunu buluyorum. Yani arkadaşlar %44'müş yeni karışımın şeker oranı cevap E şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 14. sorumuza. A köyünden C köyüne gidecek olan bir araç B köyünden geçecektir. Bu araç A köyü ile B köyü arasını diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi ben bir taraftan okuyayım bir taraftan da Verilenleri yazayım, adım adım gideyim. Uzun bir soru kaçırmak istemiyorum. Şimdi A ile C köyü var. Ve arkadaşlar B köyünden de geçecek şekilde C'ye uğruyor. O zaman B de yol üstünde. Şöyle yapalım olur mu? Peki A köyü ile B köyü arasındaki yolu saatte ortalama V kilometre hızda 3 saatte alıyor. Arkadaşlar hızı V'ymiş. Al, sürede zamanda zamanı T ile gösteriyoruz. 3 saatte almış. Tamam B köyü ile C köyü arasındaki yolu da hızını saatte ortalama 30 kilometre artırmış. Bakın hızı V'ydi 30 kilometre artırdı. V artı 30 oldu. 2 saatte alıyor. Yani arkadaşlar T zamanı da 2 saat diyelim. Yolculuk süresince toplam 180 kilometre yol alıyor. Yani bu yolun hepsi arkadaşlar 180 kilometreymiş. Tamam buna göre V nedir diye bize soruyor. Arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi? Hız eşittir yol bölü zaman. Buradan da hani bana verilen yol ya yolu çektiğimde Yolu nasıl çekiyorum? Çapraz çarpımdan yol eşittir. Hız çarpı zaman diyorum. Şuranın yolu arkadaşlar. Burası nedir? Hız neymiş? V'ymiş. Zaman neymiş? 3. 3V burası. Peki şurası hız neymiş arkadaşlar? V artı 30. Zaman neymiş? 2. Burası da V artı 30 çarpı. 2'dir diyorum. Bunların toplamı niye eşitmiş? 180'e çünkü bunlar yolu veriyordu bana. Yani 3V artı şöyle de da dağıtalım. 2V artı 60 180'i eşitmiş. Buradan da 5 ve v'leri topladığımda 60'ı da 180'in yanına atayım. 120 olur. V ne olur arkadaşlar? 5'e böldüğümde 2 kere 5 10 20'de de 24 olur. Bana sorduğu da V'di zaten. O zaman 24'tür. Yani cevap C'dir diyoruz. Gelelim 15. sorumuza. Gökhan'ın çalışma hızı, Murat'ın çalışma hızının 2 katı, Mesut'un çalışma hızının yarısıdır. Hemen yazalım arkadaşlar şuraya. Gökhan, Murat, Evet ve Mesut var şimdi evet Gökhan'ın çalışma hızı Murat'ın çalışma hızının iki katı e, Murata x dersem Gökhan'ın çalışma hızı bunun iki katıymış Mesut'un çalışma hızının da yarısıdır bakın Gökhan'ın çalışma hızı Mesut'un çalışma hızının yarısıysa Yarısı 2x ise tamamı da 4x'tir. Bu şekilde çalışma hızlarını yazmış oldum. 3'ü birlikte bir işi 16 günde bitirebildiklerine göre aynı işi Mesut tek başına kaç günde bitirebilir? Arkadaşlar burada toplam kaç x görüyoruz? 7x görüyoruz. Yani bunlar birlikte bir günde 7x kadar iş yapıyor. Doğru mu? Çalışma hızları bu ya. Bir günde birlikte 7x kadar iş yapıyor ve üçü birlikte de 16 günde bitiriyor. E bir günde 7x iş yaparsa 16 günde arkadaşlar ne kadar iş yapar? 7x çarpı 16. O da ne demektir? 7 kere 6, 42, 4, 7, 112 x kadar iş yaparlar birlikte 16 günde 112x kadar iş yapar. Bana neyi soruyor? Mesut tek başına kaç günde yapar? E şimdi Mesut'un yaptığı iş 4x'ti. E i̇şin tamamı 112x arkadaşlar. Mesut da 4x hızla yapıyordu. O zaman böldüğümde ne kadar tek başına kaç günde yaptığını bulurum değil mi? Tekrar edeyim. işin tamamı 112x. Mesut'un hızı 4x. Böldüğümde kaç günde bitirdiğini bulabilirim. X'ler sadeleşir zaten. E, kaç kere olur? 2 kere 4 8 32 olur. 32'de de 8 kere değil mi? 8 kere 4 32. Peki yani 28 günde bitirirmiş diyorum. Cevap C şıkkıdır. 15. soruda arkadaşlar. Peki şimdi gelelim son sorumuza. 16. soru. Şükrü ile annesinin yaşları toplamı 60'tır. Şükrü annesinin yaşına geldiğinde annesi 69 yaşında olacağına göre Şükrü'nün şimdiki yaşı kaçtır? bunu bir kağıt alayım arkadaşlar. Kağıt üstünde çözelim. Şöyle yapalım. Şimdi biraz şöyle kaydıralım. Kağıdımız da şurada. Arkadaşlar şimdi böyle sorularda hemen şöyle Şükrü diyelim, annesi diyelim. Şimdi Şükrü ile annesinin yaşları toplamı 60'mış ya. Şükrü'ye ben x dersem annesinin yaşı da toplamı 60 olduğuna göre annesinin yaşı da 60 x'tir. Doğru mu? Peki sonra ne oluyor arkadaşlar? Şükrü annesinin yaşına geliyor. Şükrü annesinin yaşına geliyor. Zaman geçiyor. Annesinin yaşı ne? 60 x. Yani Şükrü 60 eksi x yaşına geldiğinde annesi de 69 yaşında oluyormuş. Anne de bu kadar oluyor. Şükrü'nün şimdiki yaşını soruyor. Yani bana x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağım? Öncelikle arkadaşlar ne kadar zaman geçmiş? Kaç yıl geçmiş? Onu bulmam için yaşı şimdi büyüdü değil mi? Zaman geçmesi demek. Yaşın büyümesi demek. Şu büyük olan yani 60 eksi x büyük. X'ten de çıkardığımda, x'i çıkardığımda kaç yıl geçtiğini bulmaz mıyım arkadaşlar? Mesela e, sizler diyelim 16 yaşındasınız, 3 yıl sonra 19 yaşında olacaksınız. Peki 19'la 16'yı çıkardığımda 3 oluyor. Aradan kaç yıl geçtiğini bu böyle bu şekilde bulmuş oluyoruz. Buradan da ne olur arkadaşlar? 60 eksi 2x yani bu kadar yıl geçmiş. E, aynı şeyi anneye de uygulayalım arkadaşlar. Annenin yaşı 60 eksi x'ti. Şu kadar yıl geçti. Geçen yılı ekleyeyim anneye. Annenin yaşı da bu kadar artacak. Ne oldu? Arttı annenin yaşı 69 oldu. Doğru mu? Şimdi buradan da artık denklemimi çözeyim. Nasıl yapayım arkadaşlar? Toplayayım. 60-60-120 eksi 2 x eksi x eksi 3 x eşittir 69 şu eksiden kurtaralım onu buraya atalım bunu da bunun yanına atalım ne olur arkadaşlar 3 x eşittir 120 eksi 69 e çıkartalım ondan 9 çıktı 1 11'den 6 çıktı 5 arkadaşlar 3'e bölelim ki x'i bulalım x de buradan 1 kere 3, 3, 21'de de 7. X 17 çıktı arkadaşlar. Yani cevap zaten bana X'i soruyordu. Cevap ne diyoruz? 17'dir, değişiklidir diyoruz. Videom burada sona eriyor arkadaşlar. E, beğeniyorsanız videolarımı abone olarak arkadaşlarınıza tavsiye ederek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.